Kanal. Cesur, güçlü ve gururlu vikingler. Bütün hazineler sizindir. Sustur şu Lüri Ulme. Altınların sayısını şaşırıyorum. Bir tane sekizlik, iki tane sekizlik. Çek şu ellerini dedim. Karım hep bir makyaj kutusu istemişti. O bir soğan doğrama aleti. Seni şaşkın ve onu önce ben gördüm. Ver. Annemin ninnilerini özledim baba. Ama Flake daha bir hafta uzaklıkta. Moralini bozma evlat. Baban kestirme bir yol biliyor. Abartmayın ama. Sizin neyiniz var böyle? Senin kestirme dediğin yerin Danimarkalıların kontrolündeki kanal olduğunu biliyoruz. Yüklü bir ücret almadan geçmemize asla izin vermezler. Bu kadar korkak olduğunuza inanamıyorum. Bizi görmedikleri takdirde bizden para almalarına imkan yok, öyle değil mi? Ha? Bizi görünmez mi yapacaksın yani? Nasıl? Viking reislerine özgü küçük bir numaraydı. Kürek başına çocuklar, yarın sabah Flake'e varmış olacağız. Çocuklar, gemiyi tamir ediyormuş gibi yapın. Snor, yelkeni diker gibi yap. Ulme, direği boyuyormuş gibi yap. Ve Ture, işi çakar gibi yap. Ne de utanmaz şeylermiş bu adamlar böyle. Bu kanal onların malı sanki. Bu hiç adil değil. Ne diye bekliyor bunlar? Çok üzgünüm. Gelemiyoruz. Gemide çok tamirat işi var da. İşleri bitirmenizi bekleriz. Neyi tamir edeceğiz kaptan? Hiçbir şeyi düşün biraz. Danimarkalılar bizden şüphelenmesin diye numara yapıyoruz burada. Gemi göründü. Mükemmel. Bir balinanın kuyruğuna yapışan midye gibi olacağız evlat. Ha? İyi yolculuklar sevgili bayım. Bayım, sizi böyle zor bir durumda bırakıp gidemeyiz. Hiç olur mu bayım? Yolunuza gidin. Köyümüzden gelecek yeni yelkeni bekliyoruz. Bayım, böyle bir şey yapamam. İzin verin de sizi evinize kadar çekelim. İnatçı keçi. Yolunuza gidin bayım. Yoksa bunun sonu kötü olacak. Ne kadar da kabasınız. Geminin peşinden gidiyoruz çocuklar. Babanın küçük görünmezlik numarasının vakti geldi evlat. Durun. Bu kanal Danimarkalı reis tek gözlü Olaf'a ait olan bir mülktür bayım. Geçiş ücreti de 2 fıçı hazinedir. Teftiş için hazırlanın lütfen. 2 fıçıymış. Sen bundan emin misin baba? Bebeğin ağzından emzini almak kadar kolay olacak. İşaretimi bekleyin çocuklar. Şimdi. Hadi tamam. Daha hızlı. Çok da değil ama. Balıklar bana şarkı söylüyor sanki. Ne? Nereden geliyor bu ses? Hayır, geçemezsiniz. Tek gözlü Olaf adına durmanızı emrediyorum. Bir yere mi gidiyordunuz Vikingler?
teftiş için hazırlanın. Çok uyanıksınız öyle mi? Para ödemeden geçmeye çalışıyorsunuz. Geçiş ücretiniz 3 fıçı hazine sevgili kaplan. Ama önce 2 fıçıydı. Ama ücret yükseldi. Ayrıca geminiz kırık dökük olduğu için bize bir kese altın vereceksiniz. Yo, biz sadece tamirat yapıyormuş gibi davranıyorduk. Öyle mi? O zaman sahtekarlığınız için bir kese altın daha vereceksiniz. Nereye şikayet ediyorsan et Danimarkalı. Biz Vikingler sana hazinemizi vereceğimize çiftçiliğe başlarız. O zaman korkarım size yardımcı olamam. Uzun yolun tadını çıkarın. Şu aç gözlüler yüzünden eve uzun yoldan dönmemiz gerektiğine inanamıyorum iki. Ah bu Danimarkalılar çok da sıktı artık. Haftaya görüşürüz Vikingler. Bir Danimarkalı'ya yenildik. Moralimizi bozmayalım. Seyahat uzun olabilir ama belki de bu iyiye işarettir kaptan. Bakın! Bir fırtına! İyiye işaret ha? Gemide bunca hazine varken suyun dibini boylayacağız. Geri dönelim Halvar. Fırtınadan kurtulmanın tek yolu Danimarka kanalı. Asla. O Danimarkalı'ya 5 para vermektense bütün hazinemi Sven gibi bir korsana hediye ederim. Hem fırtınadan kaçıp hem de hazinemizi korumanın bir yolu var. Ama hepinizin babamın söylediklerini yapmanız gerek. Ve yedek yelkeni de istiyorum. Fırtınadan kaçmak için mi? Merak etme küçüğüm. Bana sorarsan sadece birkaç damla yağmur bırakıp gideceğim. Bartıma yıldırım çarptı. Danimarkalı'nın yanına dönüyoruz. Bir tane Olaf'a, bir tane bana. Bir tane Olaf'a, bir tane bana. Bir tane Olaf'a. Evet. Şu işe bakın siz. Bu ne hoş bir sürpriz böyle. Bu haliniz de böyle. Söylesenize size ne oldu Vikingler? Korsanlar kanalın hemen dışında acımasız korsan Sven'in saldırısına uğradık. Her şeyimizi alıp gitti. Eminim diğer Vikinglerin alay konusu olacağım. Nedir bu balık? Sven bütün yiyeceğimizi de aldı. Biz gururlu Vikingler artık karnımızı akıntının insafına kalarak doyuruyoruz sevgili bayım. Belki geçiş ücretini balıkla ödeyebiliriz. Benimle alay etmeyin Vikingler. Ben altın isterim balığına. Danimarkalı'yı kızdırma baba. Yeterince endişesi var zaten. Sonuçta kanaldan sorumlu olan da bütün yolcuların güvenliğini temin etmesi gereken kişi de o. Belki de koruma konusundaki zaafınızı patronunuzla konuşmamız gerekir. Tek gözlü Olaf'la mı? Hayır, lütfen beni bir somun gibi doğrar. Biz hepimiz onurlu kuzeyliyiz öyle değil mi? Siz geçip gidebilirsiniz. Çok akıllı çocuksun. Kaybolma numarası diye ben buna dedim. Vikingler bizi kandırdı. Düşün peşlerine. Asılı küreklere. Nefes bile almadan çekmenizi istiyorum. Asılı. Evet.
Kimse Danimarkalı'dan kaçamaz. Ha, öyle mi? Kimse bir Viking'i soyamaz. Yelkeni çek de hazineyi güverteye çıkaralım Fat. Ne duruyorsunuz? İndirin beni aşağı. Ve madalyalarıma dikkat edin lütfen. Bu çok akıllı bir çocuk. Bir gemi dolusu hazineyi görünmez yapmayı başardı. Babasının da biraz yardımıyla tabii. Ya, gerçekten. Gerçekten çalışıyordu bal kabağı turtam. İçine su kaçırmış olmalıyız. Ya. Hayatım, böyle olmaması gerekiyordu. Gerçek bir Viking. Seninle Viki bataklığa ulaşana kadar köprüyü yerleştirmiş olacağım ve güvenle batıyormuş numarası yapabileceksin. Baş kısmını taşlarla işaretleyeceğim. Peki sen Fox, sen de hazır mısın? Harika. Kükleme çalışmasını da yaptın mı peki? Viking dostlarım, durdurun planları. Biliyorsunuzdur kimin buraya hıza yaklaştığını. Evet, yarın nefis hava fırtınalı olacağı benziyor. Karım yahni yapmış galiba. Burada neler oluyor? Oğlum biz de bir sonraki sınavından bahsediyorduk. Şu ormanda bir yerlerde Erik'in efsanevi kalkanı sakla, bunu biliyorsun. Ve kendine gerçek bir Vikingim diyen her çocuğun o gizemli eşya arayışı sırasında vahşi doğanın acımasızlığıyla karşılaşması gerek. Erik'in kalkanı mı? Hadi gidip bulalım onu baba. O saçma hazine avıyla Viki'nin başını derde sokmaya kalkmazsın umarım. Ah, elbette yapmam sevgili Ilva. Viki gerçek bir Viking'in korumasının altında olacak. Daha ne bekliyorsunuz siz ha? Hadi. Ture! Tam 3 haftadır şu odunları kesemedim, biliyorsun değil mi? Ne? Neyse hadi biz o tembel tehlike olmadan gidelim. Kalkan olmadan bir yere gitmenin bir anlamı yok ki. Fox, git şu Ture ne yapıyor bir bak. Viki, artık gözlerini açabilirsin. Bu Erik'in kalkanının yerini gösteriyor. Ama öncelikle haritanın neresinde olduğunu bulmak zorundasın evlat. Şu duman Flake'den geliyor olmalı. O zaman demek oluyor ki Erik'in kalkanı da şeyde olmalı, bu taraf. Bu kadar kolay olmaması gerekiyordu. Siz üçünüz burada ne yapıyorsunuz? Hem ne diye haydut kuluna girdiniz ki? İlk buluşma yerinde olmanız gerekiyordu. Fasulye sırıkları gibi durmayın orada. Yürüyün hadi. Hadi hadi. Burada neler oluyor söyler misiniz? Fox nerede? Onu seni aramaya gönderdik. Özür dilerim. Sanırım biraz dikkatim dağıldı arkadaşlar. Siz neden hala buradasınız? Viki çoktan ilk buluşma yerine varmıştır bile. Siz de orada olup başının derde girmemesini sağlayacaktınız ya hani. Çok özür dileriz Ilva. Biraz geç kaldık, doğru, özür dilerim. Tamam, hemen yola çıkalım. Hadi hadi. Kalkanı ben taşıyorum. Hayır, aleti sen alacaksın. Bekle. Şunu duydun mu? Nereden geliyor olabilir acaba?
Gidip bir bakalım evlat. Sessizce etrafından dolaşmalıyız baba. Bir Viking hiçbir şeyin etrafında sessizce dolaşmaz. Baba! Seninle mağarada karşılaşacaktık. Bu açık alanda değil Pax. Ayı taklidini adam gibi becerebilseydin bari. Tamam, gürültü etmeyi kes. İçindeki vahşi çocuğu çıkarma zamanı geldi Pax. Ben saldırayım, bir süre diren, sonra da beni yeniyormuşsun gibi yaparsın. Egzersiz mi yaptın sen? Baba, dikkat et. Tamamdır Pax. Artık vahşi çocuğu kafesine kapatabilirsin. Ayıcık, bu tarafa baksana. Sen iyi misin babacığım? Elbette evlat. Doğrusu harikaydın. O ayı fena de canımı yakabilirdi. Erik'in kalkanı bu bataklığın karşı tarafında olmalı. Etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Güneş batmak üzere ve karanlıkta o hazineyi asla bulamayız. Kestirmeden gitmemiz gerekecek. Ama burası bir bataklık baba. İki adım attık mı içine batar gideriz. İzle ve öğren benim küçük çırağım. Evet, bakalım Ture'nin koyduğu şu işaret nerede? İşte gerçek bir Viking böyle yapar evlat. Baba! Gördün mü evlat? Tamamen yanıldığın ortaya çıktı. İçine batıp gitmek tamı tamına 4 adımımı aldı. Ture, bu şu ana kadar yaptığın en berbat görünmez bataklık köprüsü. Baba, şunu yakala. Tamam. Böyle bir durumda ne yapmam gerektiğini gösterdiğime göre... Şimdi karşıya geçmemizi sağlayacak bir yol bulacaksın bize evlat. Sen de birkaç taş alsana baba. Peki evlat, senin sınavın patron sensin. Taşları neden? Tamam. Bataklığın bu kısmı sağlam. Hop. Aferin evlat. Hayır, o taş battı. Tamam, bu batmadı, orası sağlam. Aferin oğlum, aferin. Bir harikaydın Viking. Sende gerçek bir Viking'in zekası var. Tek yapman gereken Erik'in paha biçilmez kalkanını bulmak. Ve tabii onu bize vermek. Siz üçünüze inanamıyorum. Planı onca kez tekrarladık ama her aşamasında beceriksiz olabiliyorsunuz. Ve şu maskeleriniz. Sanki gerçek haydutlar böyle komik şeyler takarmış gibi davranıyorsunuz. Seni kandırdığımız için üzgünüm evlat. Ama annene seni tehlikeye atmayacağıma söz vermiştim. Yani bunlar gerçek değil mi? Hayır. Gördüğüm bu üç haydut aslında bizimkilerden Sunor, Ture ve Ulme'den başkası değil. Baba... Şimdi şu hazineyi konuşalım. Biz şu an neredeyiz? Şu koca çarpı ne demek oluyor? Ve bunu kim çizdi? Hazine, bize onun yerini gösterin. Bu taraftan. Delirdin mi sen? Burası bir bataklık. Bizi içine çeker. Bakın, bu bataklıktan zarar gelmez. Kazmaya devam edin. O hazineyi er geç bulursunuz.
Tamam, tamam, tamam. Hazineyi unutun ama lütfen kurtarın bizi, lütfen. Önce bir daha buralara gelmeyeceğinize dair söz verin. Tamam, 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 tamam. Söz dedik. Bunu da beceriyle hallettin oğlum. Şimdi tek iş Filek'e geri dönmek kaldı. Peki ama ya Erik'in kalkanı? Onu buluncaya dek gerçek bir Viking sayılmayacağım. Anlaştığımız bütün buluşma yerlerini kaçırdınız sen hariç Pax. Bugünkü en büyük başarı senin o ayı giysileriyle yaptıklarındı. Ama ayı giysilerini torbamdan hiç çıkarmadım ki ben. Hepsi Ture yüzünden oldu. Erik'in kalkanını evinden getirmesi o kadar uzun zaman almasaydı zamanında yetişip bataklıktaki köprüyü de kuracaktık kaptan. Ve bizim Snor. Yeter. Yani bataklığın altında köprü falan yoktu öyle mi? Ve benim boğuştuğum o ayı da Pax değildi öyle mi? Oh. Baba sen iyi misin? Ben mi? Elbette. Neden iyi olmayayım ki? Sınavın aynen benim planladığım gibi gitti oğlum. Yaşasın. Sayılmaz. Viki henüz gerçek bir Viking değil. Çünkü önce Eri'nin değerli kalkanını bulması gerek. Aa evet. Ulme çok haklı. Viki? Nerede olabilir acaba? Bir düşüneyim. Bu tarafta olamaz. Belki de bu tarafta. Ama haritaya bakılırsa olması gereken yer burası. Sağ salim geri dönebilmene öyle çok sevindim ki. Bütün sınavları geçtin mi? Her şey planladığımız gibi gitti canım. Ve tabii ki hepsini gerçek bir Viking gibi atlattı. Gururla, cesaretle ve tabii ki tıpkı babası gibi zekasını kullanarak. İşte ödülün gerçek Viking. Seni karşılaşacağın her türlü gerçek tehlikeden koruması umuduyla. Sağ ol baba. Ama bunun için bir kalkana ihtiyacım yok. Çünkü sen varsın. Aferin Viki.